o ihtiyacımız olana kavuşamıyoruz, kavuşturmuyorlar. Birilerinin bunda, ya burada bir kasıt var bir kere. Yani bugün gelenekleşmiş ama bize anlam ifade etmeyen her şeyin zamanında bir anlamı vardı. Ama bugün o anlamlarını çoğunlukla kaybettiler. Yurt dışına göçüyorsunuz, gelenekten kaçmak için. Gelenekten kaçıyor musunuz, kaçabiliyor musunuz? Hayır, orada da gidiyorsunuz, başka bir geleneğin parçası oluyorsunuz. Bizim bir ruhumuz var. İnsanın bir ruhu var. İnsan bunu unutuyor ya da insana bunu unutturuyorlar. Bu geleneği biz ne yapacağız? Yani sıfırdan mı başlıyoruz hayata? Yoksa bir geleneği devrimlerle, evrimlerle farklı bir yola sokarak onu devam ettiriyoruz. Bunun kafa karışıklığını yaşamışız ve bugün... İnişleri çıkışları olan bir insanız. Sadece mantıkla, felsefeyle de geçmiyor hayat. Bizim duygularımızı anlayan, bizim aklımızın açmazlarını bilen ve bunların çözümüne sahip olan bir varlığa ihtiyacımız var. İnanç dediğimiz şey nedir? İnanç bir motivasyondur. İnanca da ihtiyacımız var. Beynimizi çalıştırmamız lazım. Aklımızı çalıştırmamız lazım. Ama İnancımız olmadan bunu yapamayız. Yani bilim insanlarına bakalım. Bir şeye inanıyorlar ki o kadar deli gibi çalışıyorlar. Hayatlarını bir şeye adıyorlar. Bunun için bir şeye inanıyor olmanız lazım. Bir sebebiniz olması lazım. Bir şeye ihtiyacımız var. Ama o şey nedir? O şey bizden saklanıyor özellikle. Bunun bir sebebi var. Yani o ihtiyacımız olana kavuşamıyoruz. Kavuşturmuyorlar. Birilerinin bunda, ya burada bir kasıt var bir kere. Ben yani Levh-i Mahfuz'u işte yaklaşık 3. ciltle birlikte 1000'e yakın ayetin kriptografisini çözdüm ve koyuyorum. Bu artık buradaki kasıt olayını, olgusunu görebiliyorsunuz. Yani hiçbir şey, ben en başta şöyle düşünüyordum. Yani insanlar İyi niyetle ama anlayamamışlar. Yani vizyon yok. Yani Kur'an'ı çözememişler. Böyle yorumluyordum. Hüsnü zan böyle bir durum. Burada kesinlikle bir kasıt var. Dini bozmazsanız dünyayı bozamıyorsunuz. Bugün dünya bu haldeyse dünyadan memnun olan insan var mı dünyada? Yani şu yaşadığımız dünyadan memnun olan bir insan var mı? Varsa inceleyelim, bir ameliyat edelim de nasıl? Herhalde yoktur. Yani hiç kimse bu dünyanın keyfini süren insanlar dahi bu dünyadan memnun değiller. Ve bunun bir sebebi var. Bunun sebebi de Tanrı fikrinin, Tanrı idesinin bozulmuş olması. Eğer yani bir yaratıcı, yani yaratıcı şey gibi düşünen bir telefon, bir teknolojik cihaz düşünelim. Yani onu yaratan, onu meydana getiren firmayla bir savaş içine girip onun ürettiği bir cihazdan yararlanma şansımız olabilir mi bizim? Ben seni tanımıyorum ama işte senin yarattığın gezegende şöyle planlarım var, böyle plan. Bir şey, bir eser, varoluş bir sanat eseridir. Bir eser sanatçısıyla bir bütündür. Yani portakal bir sanat eseridir. Portakal ağacı da onun sanatçısıdır. Ve bu ikisi bir bütündür. Bunu portakalı yemek için dalından koparmanız gerekir. Ama olgu olarak portakalı ağacından bağımsız düşünemezsiniz. Düşünürseniz zaten dünya bu hale gelir. Dünya fikri de çok güzel bir fikir. Varoluş. Çok çılgın bir fikir. Bir tanrı olmak lazım böyledir dünya hayal edebilmek için. Çok güzel bir fikir. Hala bir şeyler için de şansımız var ama bunun için bir yazılıma ihtiyaç duyuyoruz. Fakat bu yazılım, ben bir lokma su için bir şey göstereceğim. Ben böyle uzun sakallı birisiyle karşılaşırsam ilk soracağım şey şu.
etrafınıza dökmeden, saçmadan nasıl yiyip nasıl içiyorsunuz? Ben şunu bir türlü öğrenemedim. Kaç senedir sık her yerimi ıslatmış durumdayım. Şimdi hani hepimiz bir kişisel gelişim şeyini, burada bir benim bir ekmek tahtam var. Bunun üzerine bir şey yazdım. Düz okunuyor değil mi? Ben ters görüyorum şu an ekranda. Buradan gelecek yazıyor. Ha, gelecek ters, yazıyor. Tamam. Ters okunuyor ama. Ters mi okunuyor? Ha. Burada gelecek. Evet. Burada geleceğin tersi yazıyor. Şimdi hepimiz bunun peşindeyiz. Hepimiz bir geleceğin peşindeyiz. Bütün endişelerimiz, korkularımız hep gelecekle ilgili. Yani şimdi çünkü çok kısa sürüyor zaten. Yani gelecek gelecekte. Böyle bir durum var. Fakat gelin görün ki, gene bir ters yazı göstereyim size. Geleceğin yolu gelenekten geçiyor. Yani, gelenek ve gelecek. Bu ikisini bir arada düşünmeden bir gelecek inşa edemiyoruz. Yani gelenekten bağımsız, gelenek yokmuşçasına bir kurul, hiçbir şeyin kurulumunu gerçekleştiremiyoruz. Her şeyin bir geleneği var hayatta. Bu gelenek de geleceğe ihtiyaç. Gelenek de geleceğe ihtiyaç duyuyor. Çünkü gelenekler de eskiyorlar. Yani bugün gelenekleşmiş ama bize anlam ifade etmeyen her şeyin zamanında bir anlamı vardı. Ama bugün o anlamlarını çoğunlukla kaybettiler. Ama insanlar ezbere yapmaya devam ediyor. Çünkü bir gelenek lazım insanlara. Geleneğin de geleceğe ihtiyacı var. Yani dönüm noktası gibi. Bir dönüm noktası. Yani geleneklerde daha iyi geleneklere evrilmek zorunda. Yani her şeyi bir sabah kalkıp her şeyi sıfırdan yapamayız. Evet, hayatta ritüellere de ihtiyaç var. Anlamsızca tekrarlanan, anlamsız dışarıdan bir takım insanlara anlamsız görünen ritüellerimiz hepimizin var. Belli ritüel. Bu tekrarları yapıyorsunuz, kafanız rahat ediyor, size iyi geliyor. Şu oluyor, bu oluyor. Bir şeylere ihtiyacımız var. Ama işte bu gelenekle geleceğin ilişkisini kuramıyoruz biz. Dünyada. Bu gelenek ve gelecek üzerinden ben size sabaha kadar bütün dünyanın özetini geçebilirim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ki dünya üzerindeki çok özel kuruluşlardan biridir dünya tarihinde Türkiye Cumhuriyeti. Çok enteresan, dünyanın en zorlu coğrafyasında kurulmuş çok enteresan bir icattır Türkiye Cumhuriyeti. Muhteşem bir icattır. Bu dünya tarihinin içinde özel bir yeri olan bir icattır Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulumu. Fakat burada atamızın tabii ömrünün kısa olmasının da bunda etkisinin olduğunu düşünüyorum. Geleneği tarif edememişiz. Gelenekle mesafemiz nedir bizim? Yani harfleri değiştirmişiz. Bakın harf inkılabı, şapka inkılabı. O, bu, şu. Yani inanılmaz devrimler var. Bunlar başarıyla gerçekleşmiş. Fakat bir şey eksik bırakmışız. Gelenek. Ya bu gelenek nerede duracak? Bu geleneği biz ne yapacağız? Yani sıfırdan mı başlıyoruz hayata? Yoksa bir geleneği devrimlerle, evrimlerle farklı bir yola sokarak onu devam ettiriyoruz. Bunun kafa karışıklığını yaşamışız ve bugün yaşadığımız politik çaresizlik her cenah için geçerli olan toplam Türkiye siyaseti kilitlenmiş bir siyasettir. Kurtarıcısı olmayan kilitlenmiş bir siyasettir. Tarih boyunca da böyledir. Bunun sebebi bu. Gelenekle geleceği biz nasıl birleştireceğiz? Aradaki köprü ne olacak? Bunu bilememişiz. Kolay bir şey de değil. Yani bu o zamanlar için anlayabiliriz ama bu kadar kuşak geçmiş aradan, bu kadar aklı başın. Yani Türkiye'de şu an için söylüyorum. Yani ben içine kapalı, yani çok böyle insanların içine girmekten hep böyle geride durmuş bir insanım ama bu kitaptan dolayı oturduğum yerden çok sayıda insan hikayesi, yani binlerce insan hikayesine şahit oldum. Ve gerçekten çok acayip güzel insanlar var bu ülkede. Müthiş insanlar var. Yani bu insanları dünyaya dağıtın, bütün dünyayı yönetebilirler. Şu andaki
dünyadaki işte o liderlerin hepsinden daha iyi yönetebilecek bir potansiyel var bu ülkede. Çünkü toplumsal bir şizofren. Doğu ve Batı. Bu iki farklı kültürün içinde boğan, boğulan ama bunun da içinde doğan bu insan yapısı çok farklı bir zihne sahip. Çok farklı özelliklere sahip. Bu kadar kıymetli beyin hiçbir politik orada bir şeyler oluyor. Buna hiçbir katkısı yok. Bu kadar ruhsal yolcu var, değil mi? Bu kadar spiritüel var, bu kadar bilgi insan var. Bunların hiçbirinin bu açmazlara bir dahli olamıyor. Orada birileri oynuyor ve biz de izleyici olarak katılabiliyoruz. İşte bu gelenek ve gelecek ilişkisini kuramadığımız için. Buradan yurt dışına göçüyorsunuz. Gelenekten kaçmak için. Gelenekten kaçıyor musunuz? Kaçabiliyor musunuz? Hayır. Orada da gidiyorsunuz. Başka bir geleneğin parçası oluyorsunuz. Yani Avrupa dediğiniz yerde bir uzay istasyonu değil. Kiliseleri olan, kendi inançları, inançsızlıkları, ayrımları, ayrımcılıkları olan, orası da bir dünyada bir metrekare. Çok bir şey değişmiyor. Dünyanın, insanın olduğu her yer üç aşağı beş yukarı birbirine çok yakın. Ama tabii ki Batı'da benim de çok hoşuma giden, şey yapan özellikler var. Belli medeniyet ölçüleri var. Ama bunlar da her, yani kaldırımların, yolların temiz olması da bir yere kadar. Yani bizim bir ruhumuz var. İnsanın bir ruhu var. İnsan bunu unutuyor ya da insana bunu unutturuyorlar özellikle. İnsanın bir ruhu var ve bu ruh mutlu olmazsa, bu ruh tatmin olmazsa onu saraya koyun, kendini asar gene. Hiçbir şey değişmez. Bu madde dünyası, bu fizik dünyası, hani ben de eski reklamcıyım, yani reklamlar böyle bir tablo çiziyorlar. İşte şu evi alırsan bilmem ne evleri, onun havuz kenarındaki dairelerinden bir tanesine sahip olursan içinde çok mutlu bir hayat sürüyorsun. İşte filan marka saati takarsan acayip havalı görünüyorsun. Tüketim için bunları söylemek zorunda. Tabii ki ben bunların yadırgadığım için söylemiyorum. Ama bunların hepsi koca birer yalan. İnsanın gönlü rahatsa insan mutludur.